Tribe Yatırım'dan herkese günaydın. Bugün 12 Aralık pazartesi iyi bir hafta diliyoruz. Veri gündemi içeride ve dışarıda bakıldığında oldukça yoğun. Cuma günü itibariyle Amerika'da üretici fiyat endeksinin beklentilerin üzerinde gelmesi haftanın Amerika'da majör endekslerde satıcılık kapanmasına neden oldu. Sabah itibariyle Asya açılışlarında da Japonya'dan ve Çin'den gelen ekonomik verilerle beraber yine hafif satıcılı bir seyirle haftaya başlıyoruz. Amerikan vadeli endeks kontratları da yataya yakın bir seyir işliyor. Cuma günü Borsa İstanbul'da hafta içerisinde 4710'lara kadar yaşanan geri çekilmenin ardından kuvvetli bir tepki alımı geldi. Sektörel bazda bakıldığında en fazla inşaat sektörü yükselişe iştirak ederken ekside kalan Cuma günü itibariyle tek sektör sigorta oldu. Bankalar ve holdinglerde bakıldığında %3 civarı yükselişe büyük ölçüde katılım sağladı. Bu sabah itibariyle hisse senedi piyasalar üzerinde hareket yaratabilecek haber akışına baktığımız zaman Merkez Bankasından gelen bankaların öz sermayesinin hangi oranda dövizde tutulabileceğine ilişkin kısıtlamanın daha da genişletilmesi geldi. Daha önce %20 oranında bankalar dövize yer verebiliyorlardı öz sermayelerine oranla. Bu oranın %5'e çekilmesi karar verdi BDDK bakıldığında Merkez Bankası yapılan açıklamada ve bu açıklamayla beraber Özel bankaların ve yabancı bankaların toplamda 1,5 milyar dolara yakın bir satış yapması 9 Ocak tarihine kadar bekleniyor. Kamu bankalarının zaten bir döviz fazlası olmadığından bu açıklamanın kendileri üzerinde bir etkisi olması beklenmiyor. Gene Dünya Ticaret Örgütü'nden özellikle ülkemizde demir çelik sektörü üzerinde etkili olabilecek Başkan Trump döneminde getirilen yaptırımların Sadece tabii ülkemiz değil, İsviçre, Norveç ve Türkiye üzerindeki etkili olan yaptırımların gevşetilmesine yönelik bir tavsiye kararı çıktı. Tabii bunun Amerika tarafından ne zaman e, uygulanabileceği, devreye alınacağı da bir soru işareti ama bakıldığında genel olarak ilk planda olumlu olarak adlandırılabilir. Gene endeks üzerinde ağırlığı yüksek firmalardan SASA'nın kredi başvurusunun onaylanması da takip ettiğimiz haber akışları arasında yer alıyor. Bugün itibariyle ekonomik veri takvimine baktığımız zaman içeride önemeler dengesi ve işsizlik oranını takip ediyor olacağız. Tabi bu hafta veri trafiği açısından çok yoğun dedik aynı zamanda merkez bankalar açısından da oldukça yoğun. Hem bakıldığında Amerika'da merkez bankası Fed'in faiz kararı devamında Avrupa Merkez Bankası ECB ve İngiltere Merkez Bankası Bank of England'ın genelde 50'şer bas puan faiz arttırımları bekleniyor ama daha da önemlisi tabi bu kararlar sonrasında kendilerinden gelecek olan açıklama metninde ne kadar şahin olacakları zira Amerika'da son gelen veriler özel sektör istihdam, cuma günü açıklanan üretici fiyat endeksi hep FED'i daha şahin olmaya itebilecek bakıldığında da geldi. Dolayısıyla Amerika'da da FED kararı öncesinde yarın tüfeği takip ediyor olacağız. Manşet TÜFE nasıl gelecek? O da eğer beklentilerden yukarıda gelirse FED'in bu toplantı için değil ama 2023 yılına itibaren nasıl bir faiz patikasında yukarı yönde hareket sergilebileceği yakından takip ediliyor olacak. Şimdilik aktarmak istediklerimiz bunlar. Trag yatırımdan hepinize iyi seanslar, iyi haftalar diliyoruz.